Geçmişin üzerinde magnezya. Girit'ten dönerken siz magnezyalılar karanlıkta beyaz kanatlı kuşlar görüp buraya geldiniz. Bu, siz ölümlüleri mucize gibi göründü ve vatanınıza dönmenin uygun olup olmadığını soruyorsunuz. Ancak vatanınızdan başka bir toprağa gitmeniz gerekiyor. Magnezya'nın Apollon kehaneti işte böyle başlar. Homeros'un anlatısına göre Troya savaşlarında müttefiklerine destek olmaya giden magnetler, savaş bitiminde ülkeleri Teselya'ya geri dönmek üzere yola çıktıkları zaman, bir gemi kazası sonucu Girit adasına çıkmak zorunda kalırlar. Onlar da Delfi'ye, Apollon'a danışmak için elçilerini göndermişler. Biz Teselya'ya dönmek istiyorduk, kaza geçirdik ama kendimizi Girit adasında bulduk. Apollon da onlara şunu demiş, siz ülkenize geri dönmeyeceksiniz. Benim ikinci kehanetimi bekleyeceksiniz, Girit adasında yaşayacaksınız ve Magnezya diye bir kent kuracaksınız. Geri dönmek için Delfi'deki Apollon'a giderler ve işte bu kehanet gerçekleşir. Girit'te kendilerine yeni bir kent kurup 80 yıl yaşayan magnetler için kehanet tam olarak tamamlanmamıştır. Çünkü Apollon onlara beni bekleyin demiştir. Gökyüzünde beyaz kargaları gördükleri bir gün Apollon'un ikinci kehaneti gerçekleşir. Kendi ülkemize dönme vaktimiz geldi. Kargaları gördük. Bunun için kehanet almaya geldik. Apollon da onlara hayır demiş. Teselya'ya yine geri dönemeyeceksiniz. Ve hatta tapınağımdan dışarı çıktıktan sonra Leikippos isimli birisiyle karşılaşacaksınız. Bu insan Likyalı bir kahraman. O sizi Anadolu'da Menderes'in kıvrım yaptığı yerde, buğdayı bol olan topraklarda yeni bir kent kurmanızı sağlayacak. Ve bundan sonra da orada yaşayacaksınız. Bu yeni kehaneti öğrendikten sonra Apollon'un tapınağının dışında magnetler kentin kurucusu olacak Leukippos'la karşılaşır. Likyalı lideri Leukippos bir atın üstünde arkasına halkını alarak tapınaktan çıkar ve Apollon'un kehanetiyle Anadolu'ya, Büyük Menderes Vadisi'nin batısına gelir. Ve Mandrolitos isimli bir kralın ülkesine ulaşmışlar ve burada da kehanete uygun olarak Magnezya kentini kurmuşlar. Bugünkü Aydın ili Germencik ilçesi sınırları içinde kurulmuş Magnezya kenti, bir liman kenti olmamasına rağmen antik dönemin birçok limanına yakınlığıyla çok önemli bir konumda kurulmuştur. 4. yüzyılda kurulurken de tarihsel bazı gerçeklikler var. Platon, Yasalar diye bir son eseri var. Ve burada ideal kentten bahseder. Bir ideal kent nasıl olmalıdır? Nerede kurulmalıdır? Adı ne olmalıdır? Nasıl bir fonksiyon üstlenmelidir? Kent planlaması nasıl olmalıdır? Tek tek anlatır. Ve gerçekten ideal kentin adını da Magnezya koymuştur. Çünkü işte bir tarafımız Efes'e, bir tarafımız Milet'e bağlanmakla birlikte Priene'ye, artı arkamızda Aydın'a, Tralles'e, yani çeşitli yollarla bağlıdır. Platon der ki bir liman kenti kurulmaması gerekir. Çünkü liman kentinin güvenliği sağlanamaz. Liman kentinde dışarıdan gelen popülasyon kentin vatandaşları için ve yaşamı için tehlike arz eder. Magnezya çevresi surlarla çevrili geniş bir alanı kapsayan ızgara planlı cadde ve sokak sistemine sahip bir kentti. Priene, Efes ve Tralles üçgeni arasında ticari ve stratejik açıdan önemli bir konuma sahipti. Kültürlerin kavşağı veya işte yolların kavşağı Anadolu denir. İşte Magnezya aslında İonya için böyle bir kenttir diyebiliriz. Antik kent, bugünkü İzmir kent merkezine, Kuşadası'na, Selçuk'a ve Söke'ye yakın bir konumda bulunuyor. Şimdi düşündüğünüzde öyle bir yeri kurulmuştur ki Ege'deki üç büyük limanın tam geçiş noktasına kurulmuştur. Dolayısıyla burası da
etrafımızdaki bütün neredeyse antik kentlerle organik bir bağ içerisindedir diyebiliriz. Bu açıdan oldukça önemlidir. Kazı evinde yeni bir gün sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Şu anda sistemimiz 8-5 üzerine kurulu. Sabah 8'de kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Saat 8'de Magnezya kazı ekibi kahvaltıda bir arada. Yoğun bir güne hazırlanıyorlar. Aynı zamanda günlük çalışma planları gözden geçiriliyor. Daha sonra ekip olarak arazide çalışacaklar araziye. Kazı evinde ofis çalışması yapacaklar da kazı evinde kalıyorlar. Ekip kahvaltının ardından kazı alanına doğru yola çıkıyor. Kazı evinde ve arazide çalışacak arkeologlar iş planına göre çalışma alanında yerlerini alacak. Magnezya kazılarının başlangıç tarihi Avrupa'da arkeolojinin ortaya çıkmasıyla paralellik göstermektedir. İlk kazılardan bugüne kazılar sonucunda kente dair çok önemli bilgiler ortaya çıkartılmıştır. Günümüzde ise kazılar 12 aylık kazı statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Görkem Kökdemir başkanlığında yürütülmektedir. Peki bölgedeki kazı çalışmaları geçmişte nasıl başlamıştı? 19. yüzyılın başında Society of Dilettanti ekibi sadece Magnezya'da değil birçok Batı Anadolu kentinde çalışmalar yürütmüştür. İlk önce İngilizler, daha sonra Fransızlar, sonra da en kapsamlı çalışmalar Almanlar tarafından 19. yüzyılda gerçekleştirilmiştir. Ekip çalışmaya başlamadan önce arazide kullanacakları ekipmanları alıyor. Araziye geldiğimizde 8'den 12'ye kadar bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Kentte sadece Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapılar bulunmamaktadır. Kentin bugünkü ziyaretçi girişine yakın bir alanda son derece sağlam bir şekilde korunmuş ve 15. yüzyıla tarihlenen Çerkez Musa Camii de bulunmaktadır. Tabii Magnezya uzun yıllardan beri araştırılan bir antik kent. 2021 yılı itibariyle Artemis Kutsalmalı güneyinde 14. veya 15. yüzyıla ait olduğu düşünülen Çerkez Musa Camii adındaki bir camide biz bu alanın taban döşemesine yönelik bazı araştırmalar için bu kazıyı başlatmıştık. Normal zeminden biraz daha yüksekte, ufak bir tepe veya yığın üzerinde yer almakta. Camide yoğun bir çalışma var. Arkeologlar caminin taban döşemesine dair yorumlar yaparken özel konumu tartışılıyor. Hocam şimdi aslında burada bir tabana ulaştık. Fakat bu tabanda çok fazla devşirme malzeme de var. Erken döneme ait, evet. Daha erken döneme ait bir yazıt da var. Ve tamburun çevresinde, sütunun çevresinde döşeme devam etmiyor gibi. Öncelikle hem şu köşelere bakmamız lazım. Şurada sıvayı görüyorsun bak. Duvar devam ediyor mu etmiyor evet, mu diye. Sıvayla bu zeminin ilişkisini belirlememiz lazım. Bütün bu çerçeve boyunca ondan sonra da şu sütun aşağıya doğru devam ediyor mu? Şu kısmı belki özellikle yoğunlaşıp burayı temizlesek daha iyi görürüz durumu. Kiliselerde genelde bazilikalardan evrilir veya çevrilir veya altlarında başka bir antik tapınak yer alır. Dolayısıyla cami de bunların devamlılığını sağlar. Yani önemli olan burada kült merkezinin devamlılığıdır. Adı değişse de orası bir merkez olarak kalır. Çerkez Musa Camii'nin de böyle olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir yükselti üzerinde yani altında bir kalıntı var, bir yığın var. Farklı dönemlere ait mimari yapıların bir arada bulunma olasılığı ve olasılığa ait detaylar arkeologlarımızı son derece heyecanlandırıyor. Bir bakalım mı çevresine? Tabii. Ufak burayı bir birazcık şöyle toprak el verdiği ölçüde alalım. Yani ne kadar gidiyor ya da işte nereye kadar gidiyor. Tamam. Onu görmemiz lazım yani. Sonuçta zaten bunun hani belki bundan önceki bir yapıya ait olabileceğini, evet. Döneme ait olabileceğini düşünüyoruz. Yani onu da bize verecek olan şey burada bu. Tamam. Bunun sonuçta oturduğu yeri bulacağız biz. Evet. Amacımız evet. Bu olmalı. Evet. Döşeme de çok iyi çıktı bu arada ama tabii ki bunun üzerinde belki başka bir kaplama olmalıydı. Arkeoloji bilinmeyene doğru bir yolculuk. Geçmişin derinliklerine inen, bugünle geçmişi bağlayan bir köprü. Çerkez Musa Camii'nde yapılan kazı çalışmaları bu merakın ve keşfetme duygusunun bir yansıması. Açıkçası şu anda birkaç düşünce aklımıza geliyor. Bir taban döşemesiyle karşılaştık çok kısa süre içerisinde.
Camideki gözlemler sonucu altında farklı inançlara da ait olabilecek bir yapı olduğunu düşünen arkeologlar çalışmalarını caminin köşesinde bulunan sütunun etrafında yoğunlaştırmış. Hocam peki açmayı bu tarafa doğru genişletelim mi? Yoksa... Tabii yani şu tarafa doğru gidebiliriz. Hani hem ne kadar gidiyor bu döşeme belki biter belki bitmez. Tamam. Tamam. Ama sonra tabii bu tarafa da bir bakmak lazım. Caminin zeminindeki taban döşeme alanı dikkatle inceleniyor. Peki neden? Bu taban döşemesinin caminin o dönemine mi ait olduğu yoksa bu caminin altında daha önceki dönemlere ait bir yapının varlığının mı söz konusu olduğunu araştırmaya başlayacağız önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla onun ne olduğunu da bizim bir yandan belirlememiz gerekiyor veya görmemiz gerekiyor ve bu yüzden de oradaki çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Arkadaşlar, açmayı bu sınıra kadar genişletelim. Daha sonra tambur etrafında biraz daha detaya ineriz. Döşeme devam ediyor mu etmiyor mu hem de onu kontrol etmiş oluruz. Sütun ve döşeme hakkında daha fazla bilgi edinmek için kazmalar ve küreklerle alan açılıyor. Caminin döşemesinde küçük sondajlarla tabanın bütün alana yayılıp yayılmadığı ya da tabanda farklı döşemelerin olup olmadığı inceleniyor. Kalıntılar ihtimalleri kuvvetlendiriyor. Ama caminin şöyle bir şeyi var tabii ki her dönemde aslında bu Grek dönemi, Roma dönemi, Hristiyanlık dönemi, Selçuklu dönemi, Osmanlı döneminde de kutsal yerler her zaman korunmuştur. Caminin görseli ve bütünsel bir yapı olması Magnezya için son derece önemli. Sütunun çevresindeki çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Cemal, şimdi burada amacımız sütunun çevresini görmek. Burada biraz hassas çalışacağız. Tabana iniyor mu, inmiyor mu, tabana oturuyor mu? O yüzden burada biraz daha yavaş ama dikkatli gideceğiz. Çıkartılan toprak tahliye ediliyor. Ortaya çıkan alanlar fırçalarla temizleniyor. Döşeme alanı titiz bir şekilde toprak çıkartma işlemine tabi tutuluyor. Arkadaşlar yemek molası. ...12'de mola veriyoruz ve 1'e kadar kazı evine gidip öğle yemeğimizi yiyoruz. Ekip yoğun başlayan sabahın ardından ilk molayı vermek üzere araçlara biniyor ve keyifle alandan ayrılıyor. Günün ilk yarısını tamamlayan ekip hep birlikte yemek molasında. Yemekte bir yandan da kazı başkanıyla çalışmalara dair sohbet ediyorlar. Arkeoloji iyi bir ekip çalışması ve sinerji işi. Gelsin. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler hocam. Evet, ne yaptık şimdi? Hocam aşağıda... Açmayı kuzeye doğru biraz daha genişlettik. Taban döşemesinin aynı şekilde gittiğini gördük. Tamam. Sadece konuştuğumuz gibi tamburun çevresinde bakmaya çalışıyoruz. Taban döşemesinin varlığını saptamaya çalışıyoruz. Tamam, peki ne durumda? Döşeme yaklaşık mı sütuna, yani kazmayı engelleyecek durumda? Hocam şu anda rahat ilerliyor ama ilerleyen süreçlerde neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Tamam. Yani burada zaten şu anda... Kuzeye veya başka yönlere genişlemeye gerek yok. Bu belli oldu. Artık taban döşemesini bulduk. Ama tek sorumuz bizim sütundu. Sütunun nereye oturduğunu bakmamız gerekiyor. Sütunun çevresine odaklanacağız. Tamam hocam. Döşeme yaklaşık gelirse de belgeleyip yine aşağıya doğru kazıya devam edelim. Tamam hocam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun.
Magnezya'da çok çeşitli yapılar var. Çok iyi korunmuş, iki jimnazyum, hamam, 50 bin kişilik stadyum, tiyatro, konut alanları, nekropoller ziyaretçileri bekliyor. Bir kenti tamamlayan bütün yapılar kentte varlık göstermiş. Mimari detaylar, mimari dekorasyonlar kentin gelişmişliğini anlatıyor. Kentte önemli yapılardan biri de Agora. Magnez Artemis Tapınağı'nın batısında hem organik bağlantısı da olan bir Agora yer alıyor. Ve bu Agora bildiğimiz aslında antik dönemde klasik arkeoloji terminolojisinde Agoralar pazar yeridir. Agora genel anlamıyla bilindiği gibi bir pazar yeri olarak değil de kutsal bir alan olarak kullanılmış. İçindeki yazıtlardan tanrı ve tanrıçalar için özel alanlar bulundurduğu anlaşılıyor. Magnezya'nın ikinci büyük kültü için, Zeus için ve Helenistik döneminde en önemli mimarlık tarihi açısından en önemli yapılarından bir tanesi olan bir tapınak inşa etmiş. Onun için Agora'sı da çok önemli yapılardan bir tanesi. Bir diğer önemli yapı ise Bazilika'dır. Buranın kutsal Agora'yla da organik bir bağı var. Bazilikalar Hellenistik ve Roma döneminde kilise mimarisinin bir parçasıdır. Peki diğer fonksiyonları neydi? Hristiyanlık dönemindeki kilise fonksiyonundan farklı olarak Roma döneminde bir mahkeme yapısı olarak kullanılır. Ve biz biliyoruz ki Magnezya'daki çarşı bazilikası dediğimiz yapı hiçbir zaman Hristiyanlık dönemine için kullanılmış bir yapı değil. Hiçbir kiliseye döndürüldüğüne dair bir şey görmedik. Ve zaten tarihlendirmesine baktığımız zaman da milattan sonra 2. yüzyıl Roma döneminde inşa edilmiş bir yapı. Mimarisiyle birlikte içerisinde de haç ayaklarının üzerinde duran figürlü başlıkları çok önemli. Sütun başlıklarındaki figürler çok özel ve nadir görülüyor. Bu ince ve derin işçilik, kentte mimarideki zenginliğin üst düzey taş işçiliğinin kapılarını açıyor. İnanılmaz bir işçilik söz konusu. Hem ince hem de derin işlenmesi açısından ve bu bir ışık gölge oyunu yaratır. Detayları bize uzaktan, çok uzaktan görmemizi sağlar. Hocam önce volt ölçüsünü alalım. Evet, altını ölçüyor. Tamam. Başlığın numarası kaç? Artemis Tapınağı'nın bir mimari elemanı olan sütun başlıkları ölçümlenerek çizimleri yapılıyor. PB1 38.9. Tam volt arasını gözden alalım mı? Tamam. Sütun başlıkları üstündeki her dekorasyon kendine has. Tam volt biçiminden. Evet. 78.6. Tamam. Bunlar Anadolu'nun dördüncü büyük tapınağı olan Artemis Tapınağı'na ait. Peki bu tapınağın özelliği nedir? Bu tapınak Anadolu'nun dördüncü büyük tapınağı. Yani en büyük tapınaklardan bir tanesi. Başlıklar o yüzden o kadar kocaman. Anadolu'nun bu büyük tapınağına ait olan bu sütun başlıklarında görülen üst düzey işçiliği aslında Artemis inancının yarattığını söyleyebiliriz. Çünkü sütunları işleyen ustalar ve mimarlar bu taşların işlenmesine ömrünü vermiş ve derin bir inançla inşa etmiş. Bu özel yapılar bize sadece mimarinin zenginliğini değil, inanç hayatının Magnezya'ya kattığı kültürel değeri de anlatıyor. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doçent Doktor Umut Tuncer ve Aydın Müze Müdürü Arkeolog Abdülbari Yıldız da alanda. En önemlisi bu altyapının bile altına gidiyor olması bu sütunun. Sütun üzerinde yapılan çalışmalara dair heyecanlı bir tartışma yaşanıyor. Bu yapıdan daha önceki bir döneme ait olması lazım ama bu yapı içerisinde korumuşlar. Peki bu bilgiler
arkeologları hangi noktaya taşıyacak? Bu bize aslında buradaki yaşamın devamlılığını verir. Çerkez Musa Camii 15. yüzyıla ait. Belki 15. yüzyıla kadar burada bir tapınım olduğunu, bir yaşantı olduğunu bize gösterir bu. Artemis kutsal alanı ve içindeki yapılar Magnezya için çok önemliydi. Şimdi kutsal alan içerisinde olmazsa olmaz bazı yapılar vardı. Bunlardan bir tanesi tapınak tabii ki doğal olarak. İşte sunak vardır, onu kutsal alanı sınırlayan stoalar vardır, içerisinde mekanlar vardır. Artemis kutsal alanında bu tipik planlama içerisinde planlanmış bir kutsal alan. İçindeki tapınak Anadolu'nun Efes, Didim ve Sardes'ten sonra 4. büyük tapınağı olarak inşa edilmiş. Magnezya'da tanrıça Artemis dışında Zeus, Athena, Apollon, Dionysos ve Mısır gizem kültlerinden tanrı Serapis gibi birçok tanrı ve tanrıça için ayrı kutsal alanlar oluşturulmuş, tapınaklar inşa edilmiş. Ama Magnezya'da diğer antik kentlerin arasında 4. büyük boyuttaki bir tapınağın yapılması kentin önemini aslında sadece ortaya koyan nedenlerden bir tanesi. Roma İmparatorluk döneminde önemli bir Hristiyan nüfusa sahip olduğu bilinen Magnezya'nın Hristiyan inancı için de önemi büyük. Ayrıca Magnezya'nın geç antik ve doğu Roma İmparatorluğu döneminde psikoposluk merkezi olarak hizmet vermiş olması da bu önemi ortaya koyar. Tapınağın hikayesinde de önem çok büyük. Ünlü mimar, Romalı mimar Vitruvius, elimize bugüne kadar geçen kitaplarında Magnezya'daki Artemis Tapınağı'nı anlatır ve Artemis Tapınağı'nın mimarı olarak da Hermogenes'i gösterir. İşte bu Hermogenes aslında bizim bu Helenistik dönem dediğimiz özellikle 3. yüzyılın sonlarından itibaren yani 3. yüzyılın sonundan itibaren Helenistik döneme damgasını vuran o Helenistik mimarinin yaratımında öncü olan kişidir. Ve Hermogenes'in iki yapıtı vardır. Bir tanesi Teos'taki, İzmir Sıracık'taki Dionysos Tapınağı. Bir tanesi ise Magnezya'daki, içinde bulunduğumuz kentteki Artemis Tapınağı ki bu da baş yapıtıdır. Büyük mimari elemanlar taşınmak üzere binçlere bağlanıyor. Fakat taşıma işlemi için dikkatli olmak ve öncesinde hazırlık yapmak gerekiyor. Halat çözüldükten sonra bir sonraki parçanın taşınmasına geçilecek. Kaldırın bakayım. Tut şu usta. Biraz daha. Az daha kaldır. Az kaldır, az kaldır, az kaldır. Öne doğru geldi. Altı öne doğru geldi. Şimdi arkaya geldi. Arkaya. Az kaldıracağım. Biraz daha. Tamam bu. Sökebiliriz bunu. Tamamdır arkadaşlar. Elinize sağlık. Şimdi diğer parçalara bakabiliriz artık. Arazi çalışmaları sona eriyor ama kaza evindeki çalışmalar sürecek. Bu alandaki çalışmalar tabii ki iki yönlü ilerliyor. Kaza evi çalışmaları ofis niteliğinde devam ediyor. Arazide yaptığımız çalışmalarda bulduğumuz buluntuları veya eserleri orada ufak notlarla buluntu fişlerine işliyoruz ve bunlar kaza evine gidiyor. Burada gün içinde ortaya çıkan buluntuların laboratuvar çalışmaları yapılıyor. Ölçüm, çizim ve buluntuların değerlendirilmesi de bu işlemlere dahil. Magnezya'da ortaya çıkan eserler ikiye ayrılıyor. Kentte yaptığımız çalışmalar sonucunda bu mimarlık kalıntıları Magnezya'nın en önemli buluntuları arasında. Bir diğer eser grubu olarak nitelendireceğimiz grup ise heykeltıraşlık eserleri. Magnezya'daki heykeltıraşlık eserleri de son derece önemli. Bu heykeller Aydın Arkeoloji Müzesi'nde, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Berlin Pergamon Müzesi gibi müzelerin içerisindekileri sayarsak yaklaşık 50'nin üzerinde bir gruptan bahsediyoruz. Bu da yine mimari kadar Magnezya'daki heykeltıraşlık eserlerinin de önemini ortaya koyuyor. Akşam yemeği gün bitiminde ekibin bir araya gelip eğlendiği, dinlendiği, günü değerlendirdiği bir zaman dilimi. Platon der ki, kenti 12'ye bölün. Ve bu 12 bölümü işte bir mahalle olarak, füle olarak isimlendirilir.
her füleyi bir tanrı veya tanrıçaya adayın ve onun adına bu füleleri oluşturun. Ve biz bu Platon'dan aldığımız bilgiyi Magnezya'da bulunan yazıtlarda da birebir görürüz. Bu özelliğinin bir göstergesi olarak da baş tanrıça Artemis'in kutsal alanı içine 12 tanrı tanrıça için anıtsal bir sunak inşa edilmiş. Platon'un ideal kent anlayışının ışığında müzisyenler, sporcular yetiştirmiş Magnezya kenti, inanç kültleriyle de öne çıkar. Artemis Tapınağı inşa edildikten sonra Magnezyalılar dönemin krallıklarına ve yaklaşık 70 Akdeniz kentine elçileri göndererek Artemis'e oyunlarının tüm Akdeniz'de resmi olarak tanınmasını ister. Bu açıdan bakınca kentin kutsallığının aynı zamanda önemli bir olimpiyat merkezi olmasına da yardımcı olduğunu görüyoruz. Ama burada küçük bir aşk hikayesi var, bunu söylemek istiyorum. Kenti kuşatıyorlar tıpkı Troya savaşlarında Akalıların Troya'yı kuşattığı gibi. Mandrolitos'un kentini kuşatıyorlar. Bir türlü başarılı olamıyorlar ve Mandrolitos'un kızı Leikofyre, Leikippos'a aşık oluyor. Kral Mandralitos'un kızı Leukofyre, Leukippos'u görünce aşık olur ve kentin anahtarlarını aşığına verir. Böylece kenti babasının düşmanlarına Magnetlere teslim eder. Magnezya, Leukofyre'nin aşk hikayesiyle harcı karıldıktan sonra onun kente sahip çıkması ve bir simge haline gelmesiyle tarih içinde kendine önemli bir yer açar. Temellerinde güçlü ve tutkulu bir kadının ruhunu barındıran ana tanrıça inanışının tüm izleriyle hissedildiği, kadını yücelten ve zirveye yerleştiren bir kent burası. Çalışmalarda her geçen gün yeni bir gizem gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Peki arkeologlar için arkeoloji ne ifade ediyor? Arkeoloji geçmişe dokunmak diyebilirim. Geçmişe dokunmaktır benim için. Sizi geçmişten alıp geleceğe götüren, şimdi de var eden bir meslek aslında. Geçmişi geleceğe aktarmak. Bu çok önemli bir misyon. Bu önemli misyonu, bu önemli görevi, yani geçmişe geleceğe aktarma görevini üstlenmiş bilim insanlarıyız. Yani kısaca bunu söyleyebilirim. Geçmişe geleceğe aktar. Tarihin gösterişi sayfalarından Magnezya'da kazılar sürüyor. Geçmişin izlerinin peşinde yaşadığımız topraklardaki medeniyetlere saygıyla.